Biz yine virüs yedik. Yani yine aynı şekilde aynı yerden virüs yakalamışlar. Aynı maile tekrar mı açmışlar? Evet. X markasını kullanıyor, biri Y kullanıyor. Onlar birbiriyle çakışıyor, problemler yaratıyor. Ve de altına şunu yazmış. Benimle pazarlık yapmayın. İstediğini verin, istediğinizi verin diyor. Jocom.tr YouTube kanalından herkese tekrar merhaba. Gaziantep'teki sohbetimiz Erkan'la devam ediyor. Son bölümü çekelim diyorum. Evet. Aklımıza başka bir şey gelip eklemezsek kripto virüslerini konuşalım. Tamam. Hiç not almamışım ben burada, sadece kripto locker virüsü girdi, ne yapmalıyım bu kadar. Yani hiç başına geldi mi bilmiyorum. Tabii antivirüs programı kullanmak da bazen, yani zaten antivirüs programları bilirsin, bir olay olur. Bir yani virüsle ilgili bir mağduriyet yaşarsın, sonra virüs programları kendini günceller. Yani aslında virüsler önden gider, virüs programları geriden gelir. İşin doğasında bu var. Yani bir şeyin virüs olduğunu önce bir virüs kendini ispatlamalı ki virüs olduğunu antivirüs programları kabul etsin. CryptoLocker da bu yönden aslında kendi alanında bir şey. İlk dediğim ya da çok çok böyle insani bir şeyi kullanan bir virüs. Yani ben onu aslında birazcık açmak isterim. Esasında senin bilgisayara girip klasör adını değiştirmenden bir farkı yok. Yani CryptoLocker onu yapıyor aslında. Bilgisayarına giriyor. Var olan dosyaların içeriklerini, mesela Erkan yazıyorsun, onu Erkan'ı aslında alıyor. Bir kripto olarak Erkan olarak yazıyor. Hani şeyde web sitelerinin şifresini MD5 olarak kaydetmek gibi. Kaydet, aynen öyle. Böyle yapınca da bilgisayar bunu şey yapamıyor. Şimdi normalde virüs senin sistem dosyana saldırır, DLL'lerini değiştirir, işte inject eder ya da bir manipülasyon yapıp senin o var olan yapını bozmaya çalışır. Bu onu yapmıyor. Bu girip tamamen var olan datanı değiştirmeye yönelik yapıyor. Bu da dediğim gibi gayet insani bir şekilde senin sağ tıkla, değiştir diyerek yapabileceğin kadar basit bir yöntem. Ama bunu işte Erkan'ı MD5 olarak kaydettiğin zaman senin için bir anlamı olmuyor. Artık o bütünlüğünü de bozmuş oluyorsun. Bu da CryptoLocker virüsünün kendi naz özelliği. Yani bunu çoğu virüs programı şey yapamadı. Üstesinden gelemedi. En son yaptıkları şey, bunun yoğun olarak değiştirildiğini anladıkları anda o sistemi işlemi durdurmak. Başka bir yöntemi yok. Anladım. Yani benim hiç başıma gelmedi. Müşterilerim de başına gelmedi. Daha önce Ömer'le hazırladığımız programda da bu konuya değindik biraz. Bir hastane örneği vermiştim. Evet. İşte hastanenin röntgen cihazı kriptolanmış gibi bir durum vardı. En yakın gördüğüm örnek oydu. Bunun için sanırım firewall cihazlarıyla önlem almak biraz daha iyi oluyor. Kesinlikle. Ya da daha engelleyici oluyor. Onlarda artık IPS, IDS özellikleri bu işe mi yarıyor çok hakim değilim ama özellikle kriptolardan korunmak için bu cihazı alın gibi bazı önerileri duydum. Şimdi orada tabii sistemler gelişmiştir muhtemelen. Çünkü artık bu tür vakalarla çok karşılaşmıyorum ben. Eskiden karşılaşıyordum ama son belki 2 yıldır neredeyse sıfır. O konuyla ilgilenmiyorum. Yani gelmiyor, dava gelmiyor. İlgilendiğim en son davayı anlatabilirim. Bir uluslararası ticaret yapan bir firma. Gerçekten IT ekibi de sağlam. Böyle bir 8-10 tane IT'cisi var. Kendi makinelerinde işte bir serverları var, kendi lokallerinde tuttukları. Bu lokal server'a bir kripto virüs bulaşıyor ve bu onlarla yazışmaya başlıyor. Şimdi bu giren arkadaş, sisteme dahil olan arkadaş sistem çözmeye çalışıyor önce. Yaklaşık bir kendi yazışmalarından ben edindiğim bilgiye göre 10 gün falan sistemde kalıyor bu arkadaş ve bu IT'ci bunun farkında bile değil. Nasıl girdiğiyle ilgili bilgisi yok, nasıl manipüle ettiği bilgisi yok. Sisteme giriyor. Girdikten sonra her şeyi anlamaya çalışıyor. Database hangisini kullanıyorlar? En yoğun hangisinde işlem yapılıyor? Onu not alıyor. Onu not aldıktan sonra zaten bilirsin şeylerde özellikle MS SQL kullanıyorsanız onun bir dosya yapısı var. O dosya yapısı bir normal bir dosyadan farkı yok aslında. O dosya yapısı MDF diye geçen. MDF'yi alıp başka bilgisayara taşıdığınızda database'e taşımış olursunuz aslında. O arkadaş bunu bildiği için o MDF dosyasını direkt kripto olarak yazıyor. Artık içeride olduğu için mail adresleri kim ne kullanıyor bunu da görüyor. Mail adresinden bunları yazıyor. Diyor ki ben bir gece işte ben sizin sisteminizi kriptoladım. Bana o zaman 3 BTC sanırım. 3 BTC gönderirseniz size şifremizi geri gönderirim diyor. Bunlar tabii ve de altına şunu yazmış. Benimle pazarlık yapmayın. İstediğimi verin, istediğinizi vereyim diyor. Çok net bir şekilde konuşuyor.
Tabi bunlar da bu arkadaşlar önce ya ben işçiyim, beni işimde ne dersin? Ben mağdur olurum, lütfen bana yardımcı ol, bu işi aramızda halledelim. Ben patronlarıma söylemek istemiyorum diye bir şeyden girmeye çalışıyor. Yani böyle insani bir iletişim kurmaya çalışıyor. O da diyor ki ne kadarım var? O da diyor ki 0.5 BTC gönderebilirim diyor. Tamam gönder diyor. Ki en büyük hatalardan birisi bu, para göndermek. BTC'yi gönderiyor. Gönderdikten sonra da arkadaşın attığı mail şu. Benimle pazarlık yapma demiştim. Sen benimle pazarlık yaptın. Üzerini tamamlarsan gönderirim, yoksa yine göndermiyorum diyor. Yani 5'e çıkarttım da diyebilirdi yine yani, üzerini tamamladı. Bunu kendi cebinden mi veriyor gerçekten? Yok yani, tabii patronla iletişim içinde oldukları için o tamamlıyor. Yani. Evet evet, onu gönderiyorlar. Sonra tabii arkadaş fazlasını isteyince bunlar da vermek istemiyor. O andan itibaren artık adli bir vaka oluyor. Burada bunun yapılması için tabii şimdi bilirkişi olarak o anda oraya müdahale edemiyorsunuz. Çünkü bir mahkeme atamamış, herhangi bir şekilde çağrılmamışsınızdır. Bu konuda biraz dışarıda kalıyorsunuz. En son belki 8 ay sonra işte dava açılıyor, mağdur oldum deniyor, bu kadar maddi zararım var deniyor. En son geliyor, dava aşamasına geliyor, savcılık aşamasından dava aşamasına geçiyor. Sonra mahkemesi atıyor. Bu en az 6-8 ay geçmiş oluyor zaten. Siz gidiyorsunuz yeniden incelemeye. Virüs nerede? Virüs yok. Sunucu yeniden kuruldu, formatlandı. Formada da kim yaptı bunu? Mailler artık şey değil, aktif değil. Artık hani IP'ler değişmiş. Yani doğal olarak bir güvenlik önlemi alıyor ya, IP'yi değiştiriyor, işte mail yapısını değiştiriyor, her şeyi değiştirmiş. Neye bakacağız o zaman? Hani bana bir şey kalmadı ki, ben hani senin söylediğini teyit etmek için bir sisteme girip bakmam lazımdı. Bunlar yok. İşte burada ne yapılması gerekiyordu? İlk başta yani o virüs muhatap olduğunuz anda bunu delillendirmeniz gerekiyordu. Ne yapacaksın? İşte bir ekran görüntüsü alırsın, bir ne bileyim bu konuyla ilgili bir kayıt alırsın. O sistemin manipüle edildiğini gösteren bir kaydın olur. Bir varken, çalışırken gibi kaydın olur. Dersin ki bak bu IP ile girdim, bu vardı, şimdi giriyorum bak kriptolu, hani benim IP de bana ait. Hani dış IP'yi söylüyorum tabii, iç IP zaten bulamazsın da, dış IP bize ait. Hani böyle bir delillendirme yaparsın. Bunu yapmadıkları için açıkçası şunu dedik, yani evet size virüs girmiş olabilir ama biz bunu şu anda tespit edemiyoruz. Ben bu konuda şey diyemem, sizin işte şu kadar maddi zararınız oldu diyemem çünkü bilmiyorum. Hani her şey sıfırlanmış zaten. Ben orada bir yorum yapamam dedim. Ona benzer bir şey yazdım. Tabii bunların şeyleri vardı, yazışmaları vardı. Mesela yazışmayı da karşı tarafla olan yazışmayı da şahsi mailinden yapmış. Şahsi mail, belki senin evdeki bilgisayarın kriptolandı, ben onu nasıl ayıracağım? Hani onu da söyleyemedik, kaldı. İlginçmiş. Aslında bu tarz bir durumla karşılaştıklarında hemen bir siber güvenlik uzmanından destek almaları lazım. Destek almanız lazım. En kötü bir uzmanla beraber bunu bir yazılı hale, delilli hale getirmeleri evet. lazım. Hatta gerekirse biraz daha yatırım yapıp mevcut sunucuyu kenara çekip yeni bir sunucu koyup... Evet, eskisinin varlığını devam ettirebilir. Yani bu da en azından önemli. Problem çözüldükten sonra sıfırlarsın ya da işte bahaneyle sistemini upgrade etmiş olursun. Evet, aynen öyle. O olmayınca tabii mağduriyet devam etti. Sonra ne oldu bilmiyorum ama biz öyle bir anım olmuştu. Yakın zamanda karşılaşmadık. En ilginç böyle kriptolanmış dediğin bir yer var mı? Yani böyle şirket, genelde sana gelenler büyük ihtimal şirketlerdir, iş yerleridir. Evet, evet, şirketlerden geliyor. Mesela bir kere olmuştu. Yine uluslararası ticaret yapan bir firma, 10 tane içeride kullanılan muhasebe, işte finans, pazarlamanın bilgisayarı var. Bu bilirsin işte, uluslararası ticaret yaptıkları için bir mail geliyor, diyor ki işte sizin ürününüz şeyde kaldı. Gümrükte kaldı mı ya da işte gemide kaldı gibi bir ibare vardı. Takip etmek için bizimle kontak kurun diyor, eklidir doküman diyor. Hop, ekten bir kripto virüs bulaşıyor bunlara. Buna fark etmiyor tabii. Bir de şimdi konuyla ilgili olduğu için, o konu onların gündeminde olduğu için şüpheleniyorlar. Yani Allah Allah, bizim böyle ürünümüz nasıl kalabilir deyip bakıyorlar. O anda virüs zaten sistemine dahil olmuş oluyor. Sonrasında o 10 bilgisayarın 10'la da kripto virüs bulaşıyor. Sonra serverlarına da, yani bu sonuçta bir içeride bir server var, SQL ona bağlı. Hani bilirsin o yapıyı. Oraya bulaşıyor. Oraya bulaşınca da sisteme de erişemiyorlar. Artık hepsi virüs deniyor. Ben o zaman işte IT ile ilgili bir danışmanlık veriyordum. Gittim, tüm bilgisayarlarını temizledim. Her şeyi baştan kurduk. 2 gün sürdü ama dedim yani bunun başka bir yolu yok. Boş yere biz bunlarla uğraşmayalım. Bir yedek vardı, bir 5 gün öncesinin yedeği. Dedim artık hani onunla artık işlerinizi çözün. Çünkü gitti yani, onu getirmek de az önce verdiğim örnek gibi, parayı versen de
alman garanti değil. O yüzden vermemek daha makul aslında. Ondan sonra o 10 tane bilgisayarı temizledik 2 gün sonra. Her şeyi yerli yerine koyduk, yedekten döndük vesaire. Dedim biraz uğraşacaksınız, faturalar tekrar gireceksiniz ama sağlıklı olur. Neyse yaptılar. Ertesi gün tekrar beni çağırdılar. Biz yine virüs yedik. Yani yine aynı şekilde aynı yerden virüs yakalamışlar. Aynı maili tekrar mı açmışlar? Evet. Size? Aynı evet. Maili. Çok iyi. Burada evet demeni beklemiyordum, ben de şaşırdım. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani belki o anda biz de o bir de yani o anda bir işin şeyi oluyor, hani heyecanı oluyor. Her şeyi söylüyorsun ama onu söylemedik. Yani normal bir insan onu düşünmesi lazım. onu söylemediğimiz için onu tekrar yediler. Sonra dedim ki kesinlikle sizi ben şeye geçireceğim. Bir firewall cihazı almamız lazım. Aldık, firewall cihazını taktık. Ondan sonra daha aramadılar. Ya ben hikaye şöyle olacak diye düşünüyordum. Yani İşte iki gün geçti, arabadaki flash belleği getirdi, müzik atayım diye oradan mı yok, tekrar ulaşma? Aynı mailden arkadaş bir daha yani sonradan itiraf etti bize. Abi ben onu tekrar bakmıştım dedi. De, sonra tekrar mı format? Evet evet. Aynı şeyi çok daha kötü. Yaptık. Aynı şeyi daha yaptık. Çok kötü yani gerçekten. Ve de burada yani onlar da mağdur oldu, ben de mağdur oldum çünkü aynı şeyi iki kere yaptım. Yani sen orada artık ikinci evet. Destek faturasını şey göndereceksin. Ben bir şeyler yaptık tabii. Yani böyle bir anıdır. Cidden çok üzücü. Ya şöyle şeyler de oluyormuş. Kriptolanıyor ama kimileri kendisi çözmeye çalışıyor. Çözmeye çalışırken dosyaya zarar veriyorlar. Bu sefer şifreleri alsalar da dosyayı çözemiyorlar, zarar görmüş oluyor. Ya da karşı taraftan şifre geliyor gerçekten. Yanında bir yazılım da gönderiyor. İşte bu yazılımla çalıştırın, geri alın diye. Geri alırken hata veriyor, açmıyor. Bu tarz problem. Garantisi yok. Ben o yüzden diyorum hani bu tür bir daha şeyle karşılaştığın zaman karşı tarafa para vereyim de benim şeyim çözsün. Ya çok mümkün olmuyor. Belki yapan vardır ama ben yani çok başıma gelse onu çok sağlıklı bulup para göndermem. Ya da onun dediği yönergeleri uygulamam açıkçası. Yani burada firewall cihazın olacak. Kesinlikle. Bu çok... Antivirüsün olacak. Evet. Korsan olmayacak kesinlikle. Firewall cihazın da lisanslarını ve güncellemelerini takip etmek gerekiyor. Ya ben şununla karşılaştım yani yaklaşık 5 yıl yani UPS'e, jeneratöre bağlanmış. Hiç UPS'in aküsü de mi değişmemiş bilmiyorum. Böyle 5 yıla yakın bir süre o firewall hep açık. Yani güncelleme de mi yapmadınız? Hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey yapmamışlar. Yani kuralları güncellemek gerekebilir. Bir defa yeni zaten firewall cihazının olayı odur. Yeni bir saldırıda hemen müdahale için kendi kara listeyi alır ya beyaz listeyi alır ki seni rahatlatayım diye o güncellemeleri de çekmen lazım. Yani en fazla şey kullanıyorlardı herhalde hani web blocker tarzı bir şey kullanıyordu. O da online bir yerden listeyi çekiyorsa o listelenmiştir. Antivirüs programlarını da aynı şekilde ya demo kuruyorlar ya kurmuyorlar. Karışık olarak kullananlar oluyor. Biri işte X markasını kullanıyor, biri Y kullanıyor. Onlar birbiriyle çakışıyor, problemler yaratıyor. Ağ engelleyen var. Ya da mesela bellek takacak. Bellekte virüs var, antivirüsü devre dışı bırakıyor. Bellekteki işini hallediyor, sonra antivirüsü tekrar açıyor. İş işten geçmiş oluyor tabii, zaten. Tamam. Bunlar zarar verici şeyler. Yani dikkatli olmak lazım. Bunlar gerçekten işinizi çok etkileyen ve zarar veren şeyler. Yani bir kere bozulunca zaten yedek almayı da öğreniyorsun, savunmayı da öğreniyorsun ama o bir kere olduğu zaman ne kadar kaybın oluyor onu sen bir hesaplaman lazım. Bir de yedek makinesine de bulaşma durumu olabiliyor. Tabii. Yani. Çünkü IP taraması da yapıyor. Yani giren aslında o kriptolarda özellikle bir virüs değil, bir şey. Bir arka kapı oluştuğu için bir insan gözü giriyor aslında. Hı. Bir tarama yapıyor. Nerede ne var onları tespit edip ona göre saldırı yapıyor. Bir de şeyleri de ben tavsiye ediyorum. Kendi ağınızla misafir ağını mutlaka ayırın. Hatta mümkünse bir hotspot yazılımı kullanın. Farklı bir network'te olsun. İki network birbiriyle hiçbir şekilde haberleşmesin. Hatta ping dahi atamasın yani hiçbir şekilde iletişim kurmasın. İntranetle internetini ayırman lazım. Hı-hı. Senin bir sonucun varsa dışarıdan erişmemeli. Erişebiliyorsa araya bir katman koymalısın. Yani direkt bir şey admin erişim olmamalı. Yani farklı bir yetkiyle erişim olmalı. Yani mesela bir web siten var. Aynı sonucunda ne bileyim muhasebe programının çalışmamalı. Olmamalı yani onu ayırmalısın. Yoksa mağdur olursun. Yani ben bizzat şunu gördüm. Müşteriye wireless şifresi veriyor. İşte ben orada müşteri durumunda wireless şifresini alıyorum. Gateway falan DNS'e hani bir artık şey mesleki alışkanlık gibi bir şey bakıyorum. Abi bir yerde işte bir Windows server var. DSP de oradan dağıtılıyor falan. O Windows server'ın içerisinde zaten muhasebe yazılımı var.
tamamen firewall'ları devre dışı da bırakmış oluyor. DSCP'yi dahi sunucuya dağıttırıyorlar. Çok enteresan konfigürasyonlar oluyor. Bazen firewall cihazını sadece bu cihazı satın almamız gerekiyor diye alanlar var. Hani ne işe yaradığını bilmiyorum ama bunu almamız lazım. Ne bileyim mesela çok basit modemin uzaktan erişimini açıyorlar. Ben evden de bağlanırım falan diye. Yani USON bu konuda işte çok takip ediyor. Özellikle portları kapatmaya, işte IP erişimini dışarıdan kesmeye falan yönlendiriyor. Ama onlar da işte uygulanıyor mu, ne kadar uygulanıyor çok fazla bilemiyoruz. Kişinin inisiyatifine kalıyor ya da o IT sorumlunuzun bilgi ve becerisine kalıyor biraz da. Burada da yine hukuksal bir süreç başlayacağında 56-51'de düşünmek lazım. Mutlaka logo olmalı ki mahkemeye o logo sunabilsin. Bir şey sunabilirsin. Benim IP'me bunlar, IP'me bunlar giriş yapmış, şüpheli budur gibi bir ifade de olabilmeli. O zaman bitirelim. Okay. Hem bölümü, hem programı, hem Gaziantep turunu. Yine bekleriz. Bu birinci sezonumuz olsun. Artık devamı gelirse ikinci sezon şeklinde ilerletiriz. Belki seneye tekrar bir araya ya da ilerleyen ben gelirim belki. Sen gel ya, sen gelirsen daha kolay olur. Çok uzak burası. Senin ailen İstanbul'da en azından. Kesinlikle. Bahanen var gelmeye. Evet. O zaman bilgilendirmeler için teşekkür ediyoruz. Ben de geldiğiniz için teşekkür ederim. İçin de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok ilginç şeylerle uğraşıyormuşsun. Bunu bir kez daha gördük, anladık. İzleyenlere de teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğim bir şey varsa son sözü senden alalım ve kapatalım. Tamam. Umarım adli bir olayla karşılaşmazsınız. Karşılaşırsanız da öncelikle etrafınızda bu işlerden anlayan birine bir sorun. Ne yapılacağını, yani panik halinde bir şey yapmayın. Öncelikle bilene bir sorun, o bilenin verdiği yönergeleri dikkate alın ve kendinizi korumak için kendiniz de biraz bilinçlenin. Benim tavsiyem bu olur. Umarım böyle olaylarla karşılaşmazsınız.